Merhaba arkadaşlar. Küçük Yatırımcı'nın 1,5 haftalık vitamini seçimler girdiği için, çok fazla dalgalanma olduğu için açıkçası hafta sonu video yapmadım. O yüzden bugün geçmişteki 9 güne bakacağız. Ayın 8'inden itibaren her zamanki gibi Tefas'ta başlıyoruz. Burada haftalık bakıyorum arkadaşlar. En iyi getirenler Karma, para piyasası, şemsiye fonları, hisse senedi, şemsiye fonları. En kötü getirenler, götürenler ise kıymetli madenler, şemsiye fonları %4 ile düşmüş. Bir bakıyoruz hemen hangi fonlar. Karşılaştırma ayın 8'inden bugüne ve de getirilerine göre sıraladık. Evet. Şu en tepedeki bir iki tanesini atlıyoruz arkadaşlar. İstisnalar kaideyi bozmaz. Genel olarak hisse senedi, şemsiye fonları son 7 günde, 8 günde %6'ya yakın getirdiler. Bunlar içinde yabancılar da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu iş portföy yarı iletken teknolojileri yabancı. Şu siber güvenlik teknolojileri yabancı olabilir. Onun dışında diğerleri çoğu yerli arkadaşlar. Hisse senedi yoğun fon. Onun dışında şuradan Metaverse'i görüyoruz. Orta vadeli borçlanma araçları fonları. Onun dışında hisse senedi yoğun fonlar. Hisse senedi yoğun fonlar. BIST 30 endeks fonlar var. Evet. Genelde görüntü bu. %5, %4. Arka sayfaya bakıyoruz. Neler var? Yine aynı şekilde hisse senedi yoğun fonlar. Tercihler portföy değişken fon. Çoğu onda da hisse senedi şu an. Evet. Görünüş bu. Bir de elektrikli araçlar görüyoruz. %3,68. Yabancı fon. En çok götürenler ise en fazla düşen fonlar arkadaşlar gördüğünüz gibi altın. Altın, gümüş. Bir iki katılım var. Burada Eurobond. Borçlanma araçları fonu var bir adet. Arkadaşlar Türkiye'nin CDS primi bu seçim belirsizlikleri nedeniyle biraz arttı değil mi? Ve de çok uzun vadeli Eurobondların fiyatları çok değişmese de kısa vadeliler birazcık değişti ve de fiyatlar düştü. Altın fonu, altın fonu, altın fonu gördüğünüz gibi altın fonları %2-3 hatta 5-6'ya kadar kayıptalar. Hemen arkasından Borsa İstanbul endekslere bakıyoruz. Öncelikle Ziraat Portföy, ETF bu, Borsa Yatırım Fonu. Evet, yüzde yaklaşık 6'ya kadar bir getirisi var. Biraz inişli çıkışlı olsa da. Bu iniş çıkışta neden kaynaklandı arkadaşlar biliyorsunuz. Sayın İnce yarıştan çekildiğini açıklayınca banka hisseleri tavan yaptı arkadaşlar. Ancak seçim sonuçları da gelince ve de şu anki bankalar üzerindeki politikalar değişmeyeceği anlaşıldı ve de bankalar tavan yaptılar. Bunu da zaten BIST 30'da görüyoruz. Bankaların çoğu zaten BIST 30'un içindeler arkadaşlar. Onun dışında neler var? BIST taş toprak yola devam %11'e yakın prim yaptı. Neden? Devir yine emlak devri arkadaşlar. İnşaat. Sınai indekste yine toparladı ve de o da %8 kadar bir getirisi var. Yabancı borsalara bakıyoruz. Dow Jones, S&P 500, S&P 500 onlarda pek bir hareket yok. Ancak Nasdaq 100 %4 kadar prim yaptı Türk lirası cinsinden. Onun dışında gelişmiş ekonomilerde de pek bir hareket yok. Amerikan dolarına bakarsak Amerikan doları yaklaşık %1'den fazla arttı arkadaşlar. Altın en çok kaybettiren gördüğünüz gibi altın pek parlak değil. Evet. Şu tepelerden şöyle ayarlarsak gördüğünüz gibi yaklaşık %2'den %3 kadar altın düştü.
Muhtemelen gümüş daha fazla düştü. Gümüş fiyatına bakmıyorum. Bitcoin'de yaklaşık %6 kadar düştü arkadaşlar. Emtia fiyatlarında ise çok hafif aşağıya gitse de pek fazla bir değişiklik yok. Türkiye'nin CDS primi 550 civarında. Bu 530'lardaydı hatırlıyorsunuz. Bir ara bir düşmüştü ama gördüğünüz gibi hafiften yukarıya doğru bir eğilim var. Ve de tahvil bono hesaplayıcısı Vakıfbank'a gidiyoruz tekrar. Eurobond alış fiyatlarına bakıyorum. Takip ettiğimiz Eurobond var. DG28. Evet. Getirisi şu an %10'u geçti arkadaşlar. 6 ayda bir %4,68-69 Amerikan doları cinsinden faiz veriyor. Nominal 10.000 doları 10.000 dolar değerinde bir Eurobond'u 10.056 Amerikan doları vererekten satın alabiliyoruz. Biliyorsunuz bu kirli fiyat, yani içinde bunun birikmiş faizi var. Temiz fiyatı ise oldukça ucuz. İskontolu yani şu an. Temiz fiyatı bunun ne kadar olacaktı? 9.516 aslında. Ödenecek kuponlar gördüğünüz gibi 19, yani tam 2 ay sonra 468 dolar ödeyecek. İtfa tarihinde de 10.000 dolarınızı artı son faizinizi alıyorsunuz. Ben burada yorum yapmadan sadece gördüklerimi aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ancak kendi gördüğüm kadarıyla da seçim oldu. Mecliste AKP tekrar çoğunluğu korudu. Biraz oy kaybettiler ama sonuçta çoğunluğu korudular. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da %50'yi 50 çoğunluğu yakalamasına çok az var. Ancak yine de önümüzde bir seçim daha var biliyorsunuz. Bu garanti değil. Ama sonuçta benim gördüğüm kadarıyla piyasaya bir para akışı da var. Bu bankalar normaldir. Bankalar üzerinde çok baskı varmış. Onu duyuyoruz sürekli. Dolarla ilgili ve de bankada bugün bir Amerikan doları alayım ben satayım derseniz, eğer yani yurt dışında çocuğun falan okuduğunu varsayın mesela, para göndereceksiniz. Alım satım arasındaki fark yaklaşık %6, %6'dan belki de daha fazla arkadaşlar. Korkunç bir fark. Ve de bankalar üzerinde işte bu dolar mevduatından vesaireden dolayı baskı varmış diye duyuyoruz. Yani şimdi ne bekleniyor? Benim takip ettiğim kadarıyla da dolarda bir artış, bir yükselme bekleniyor arkadaşlar. Ne olursa olsun sanayicinin de canı sıkkın diyorlar. İhracat yapanlar ciddi, onlar da baskı altında ve de keyifler iyi değilmiş. Turizm sezonu da geliyor. Türkiye çok pahalı bir ülke oldu. Yani eminim turizmciler de döviz kurunun, doların biraz daha yükselip turistlerin Türkiye'yi her zaman olduğu gibi ucuz bir, daha ucuz bir ülke olarak görüp de gelmesini istiyorlar eminim. Sonuçta rekabet var bu işin içinde. Diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Bu piyasa koşullarında borsada ne yapılabilir? Yani çok sert hareketler oluyor ve de şurada bir buçuk haftamız daha var. Euroboncular için ne yapmaları, yani ben elimde bekliyorum hala. Şu CDS primi, yani şu an çok fazla bir çalkantı olmadı ama ne olacağı da belli değil arkadaşlar. Şu CDS priminin biraz daha yükselmesi ihtimal dahilinde bakacağız, göreceğiz. Yabancı borsalarda ise gördüğünüz gibi teknoloji hisseleri Nasdaq çıkışta. Durum nedir arkadaşlar? Yılbaşından beri bir bakalım. 2023. 2023 yılbaşından beri Nasdaq %30 arttı. Yabancı teknoloji. Bizim Borsa İstanbul ne durumda yılbaşından beri? Ona da bir bakalım istiyorsanız. Evet. Borsa İstanbul ise yılbaşından beri %10 aşağıda.
Yani yılbaşında yabancı teknoloji hisselerine geçiş yapanlar şu an %40 daha avantajlı durumdalar Borsa İstanbul'da kalanlara göre. Diyeceğim bu kadar. Her zaman fırsatlar var. Şansınız bol olsun. Yaz geldi sonunda. Kendinize iyi bakın. Emekli mühendisten benceler. Uyarsa.